Ben İrem'i merkezsiz gördüğümde psikolojik durumum çok kötüydü. Artık yaşandım. Bir ayağım çukurda diyordum. Hayattan başta da bir beklentim yoktu. Ama İrem'i makyajsız görünce hayata birden dört elle sarıldım. Neler varmış ya Rabbim. Bu kız bu durumda hayata tutunuyorsa benim de hayata tutunmam lazım dedim ve şükrettim. Onu o halde görünce korkmayın. Yüksek sesle birkaç kez Nas Felak okuyun gider. Bir de adını söylemeyin sakın. Dört harfli deyin yeter. Biz Ahmet'le mutluluğumuzu İrem Derici'ye borçluyuz. Ahmet'in peşinden yıllarca koştum, yıllarca. Ama hiç yüzüme bakmadı. Ama bir gün İrem Derici'yi makyajsız görmüş. Ondan sonra gelip evlenmeyi teklif etti bana. Teşekkür ederiz. İrem koyacağım bebeğim üstünde. Sağ ol İrem. Vallahi ben bu olayın çok abartıldığını düşünüyorum. Açıkçası kıza haksızlık ediyorlar. Yani İrem'in makyajlı hali de... Yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. İrem'i makyajsız görmek öldürmez. Tedbirsizlik öldürür. Makyajsız İrem'le yaşamayı artık öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu her an olabilir. Sen tedbirini al, hazırlığını yap. Göreceksen gene gör.